Vav, çok güzel olmuşsun Ayşe. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Ya şu an o kadar heyecanlıyım ki hiçbir şeyin farkında değilim. Ne giydim, ne yapıyorum, ben kimim? Ama çok yakışmış Ayşe'ciğim, böyle çizmeler falan güzel. Provalarda çok iyiydin. Yönetmenle konuştum, performansından çok memnunum. Demin yaptıklarımızın aynını yap, yeter. Tamam hocam. Gerçekten heyecanlıyım. Burundan nefes alıyor da. Nefes, diyafram. Tut biraz. Veriyoruz. Heh. İşte Burç Bey de geliyor zaten. Hissediyor musun? Ne? Enerjiyi diyorum, hissediyor musun? Evet, evet, hissediyorum. Sediğimiz odaya efendim, geçebiliriz, buyurun. Abi şimdi sen bu kıza aşık mısın? Bana onu bir söylesene. Ne alakası var? Ayrıca aşk iddialı bir kelime. Bir de göreceli bir kavram. Şimdi kime göre, neye göre, değil mi? Peki abi sabahın köründe nereye gidiyoruz, bana söyler misin acaba? Ha? Sırf Ayşe o sette diye sen için içini yiyor değil mi senin? Bro, Ayşe de bir ekip üyesi oldu artık, olmadı mı? O yüzden insan endişeleniyor. Şimdi bu set ortamları falan garip diyorlar. Bir gidip bakmak lazım. Bin türlü insan var. Abi dalga mı geçiyorsun? Kız bayağı Türkiye'nin en iyi menajerlerinden biriyle çalışıyor. Olmaz öyle şey. Ya orası öyle de. Ya sen onu bunu bırak da. Biz geçen mekanda değil miydik ha? Takılıyorduk böyle havalı havalı. O zamanlar hiç aşık gibi değildin. O gece bir şey olmadı ki. Nasıl bir şey olmadı ya? O gece ben arabayı Ayşe'nin evinin önüne çektim. Arabanın içinde uyudum. Sabah olunca da bastım gittim. Aşıksın abi işte. Kabul et, aşıksın Ayşe'ye. Değilim. Ah niye ısrar ediyorsun? Varsayalım öyleyim. Ki öyle değilim. Ben bunu resmen aşığım diye deklare etmem. İnkar ederim. Tamam abi. Tamam, pes ediyorum. Hiçbir şey söylemiyorum başka. Sonra Volkan konuştu oluyor. Suçlu oluyoruz. Bir de gittin bana kutu mutu açtırdın bir sürü. Boşu boşuna. Bu bir reklam filmi Ayşe'cim. Ses getirsin istiyorum. Hı hı. Onu gördüğünde özlemle sarılıp tutkuyla öpeceksin. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, anladım, anladım. Süper. Yalnız biraz gergin duruyorsun. Rahatla, gevşe. Biraz gerildim hocam çünkü bu atmosferde prova yapmadık ya. Keşke burada da prova yapsaydık diye düşündüm. Ben koçunla konuştum. Sana güveniyoruz. Merak etme, ben o duyguyu senden tek çekimde alacağım. Senden istediğim... Bırak, sal kendini. Şimdi burada bekle, sevgilin buradan çıkacak. Tam sessizlik istiyorum ekip. Yağmurlama hazır olsun. Yok ya ben yapamam, ben öpemem kimseyi. Haydi arkadaşlar, kayda giriyoruz. Yağmur başlasın. Kısacası Ayşe ve Kerem anlaşmalı bir evlilik yaptılar. Böyle işlerine geliyordu çünkü. Bu yüzden de en yakınlarındaki insanları kandırdılar. Sizi de kandırdılar. Çok acı. Ama maalesef gerçekler bunlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Nereye kadar bu pembe rüyalar?